Buna göre Kuzey Kore'de ihlal edilen hak hangisidir? Arkadaşlar metni okuduğunuz zaman net bir şekilde bunun kitle iletişim özgürlüğünün kısıtlandığını görebilirsiniz. Çünkü bakın sosyal medya yasaklayan ülkeler tartışması ilk sırasında yer alıyor diyor Kuzey Kore için. Yani siz bu sayede kitle iletişim özgürlüğünü ne yapmış oluyorsunuz insanların? Kısıtlamış oluyorsunuz ve internet erişimlerini de kısıtlamış oluyorsunuz. O yüzden de cevabımız Ceyhan. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasanın bu maddesiyle koruma altına alınan özgürlüklerden biri değildir? Anayasa 26. madde. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bize verilen 26. maddenin özelliklerine baktığımızda düşünce özgürlüğü, düşünce ve kanaatlerini açıklama özgürlüğü ve düşünce ve kanaatlerini çeşitli yollarla yayma özgürlüğü güvence altına alınırken, yerleşme ve seyahat özgürlüğü 23. madde ile güvence altına alınmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Muhabirin yaptığı haberde aşağıdakilerden hangisinin ihlal edildiği söylenebilir. Sayın seyirciler, şimdi de yaptığımız çok gizli çekimler sayesinde elde ettiğimiz ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız ünlü şarkıcı Murat Işık'ın özel görüntülerini yayınlıyoruz. İyi seyirler. Bize verilen açıklamaya baktığımızda seyahat özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve bilim ve sanat özgürlüğü ihlal edilmezken özel yaşamın gizliliği hakkı yani anayasanın 20. maddesi ihlal edilmektedir. Çünkü burada gizli bir çekim yapılmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın ahlak ilkelerinden biri olamaz? Basın ahlak yasası basında görevli gazetecilerin uymayı kabul ettikleri yasal dayanağı olmayan anlaşma metnidir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda yayınlarda hiç kimse farklı özellikleri nedeniyle aşağılanamaz. Kişilerin özel hayatları ve ilişkileri yayın konusu olamaz ve toplumun sahip olduğu değerlere aykırı yayın yapılamaz açıklamaları basın ahlak ilkeleriyle ilgilidir. Fakat yayınlarda toplumun milli değerlerine önem verilemez açıklaması yanlış bir açıklamadır. En önemli verilmesi gereken unsurlardan biridir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Böyle bir durumda Ahmet Bey'in aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini kullanarak gerçeklerini ortaya koyması gerekir. Hakkımda yazılan bu haber doğru değil. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ahmet Bey hakkında yapılan yalan haberin düzeltilmesi için yalanlama ve düzeltme yazısı yani tekzip hakkını kullanabilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. İletişim araçlarını kullanırken sahip olunan hak ve özgürlükler anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Ünlü bir şarkıcının haberini yapan bu gazeteci aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ihlal etmiştir? Ünlü şarkıcının herkesi şok edecek ses kayıtlarına ilk biz ulaştık. Ünlü şarkıcının oldukça ilginç açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bu ses kayıtları şarkıcının özel hayatını olumsuz etkileyecek ve hayranları üzerinde olumsuz bir algı yaratacaktır. Herkesin merakla beklediği bu kayıtları izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bize verilen açıklamaya baktığımızda ses kayıtlarının yayınlanması vurgulanmaktadır ki bu durum anayasanın 20. maddesinin yani özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiğini bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Kore Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hareketle yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 1. Savaş sırasında insanlara doğru bilgi alma hakkı engellenmiştir. Evet, ABD'li gazeteci bakın Robert Miller ne demiş? Medyanın gerçekleri yok sayılması, çarpıtması ve demek ki doğru bilgi alma hakları engellenmiş. Ulaşılamaz dedim, buna ulaşabiliyorum. Devam edelim. Kitle iletişim araçlarıyla insanlar savaşla ilgili bilgi aktarılmış. Bakın insanlara savaş bilgi gazete ve yayın organlarıyla yapıldığı için, basınla yapıldığı için bunu da çıkartırım. O yüzden 1 ve 2'ye ulaşabiliyorum. Devam edelim. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine müdahale edilmiş. Burada özel hayatla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ulaşılamaz dediği için cevabımız bu.